إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. كان الزهري رضي رحمه الله يقول إذا دخل رمضان إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. Evet arkadaşlar, Tevbe ayı Ramazan isimli sohbetlere devam ediyoruz. Bugünkü mevzumuz da yine bizi muttaki kılacak olan hususlardan olan zanda kaçınma, insanların gizli hallerini araştırma ve insanların rahatsız olacak şekilde onlara anmak. Bir diğer ismiyle gıybetlerini yapmak. Bugünkü hususumuz da bu olacak. İnşallah. Bu din şumullü, yani kapsamlı bir dindir. Hayatın tamamını kuşatır. Ferdin hayatını kuşattığı gibi toplumun hayatına kuşatır. Bu din, yani Allah katında geçerli olan tek din olan İslam, bütün hayatı kuşatan bir dindir. Dolayısıyla Müslüman olan bir insan, Müslüman olan bir kimse, bütün beşeri ve daha başka düşüncelerden, inanışlarda soyutlanıp Allah'ın onun için hayat ve yaşam biçimi kılmış olduğu İslam'ı kabul etmiş demektir. Burada hareketle günümüzde özellikle seküler ve laik anlayışların din, yani İslam denildiği zaman sadece fertle Allah arasında bazı ritüellerden ibaret bir manzumeler şeklinde anlamaları veya takdim etmeleri doğru değildir. Doğru olan bu dinin şumullü, yani kapsamlı, kuşatıcı, hayatın tamamını kuşatan, ferdin ve toplumun hayatını kuşatan ve bu şekilde aynı zamanda bu şumullüğü, yani kapsamlılığı kıyamete kadar geçerli olması. Yeryüzünde Allah katında geçerli tek bir din vardır. O da Allah'ın insanlar için göndermiş olduğu din olan İslam dinidir. Bunun dışındaki düşünceler, anlayışlar, ideolojiler ve bütün yaşam biçimleri hepsi Allah katında reddedilmiştir. Sahibine dünyada ve ahirette fayda verecek tek bir din vardır. Yani bir yaşam biçimi vardır, yaşam modeli vardır. Bu da Allah'ın dini olan İslam'dır. İslam, dediğimiz gibi, müntesiplerini, yani ona inanan kimseleri bu dünyada kemale erdirdiği gibi ahirette de ebedi kurtuluşa götüren bir dindir.
İşte bizler bugün sahibini kemale erdiren, yani mükemmelleştiren hususlardan olan birkaç tanesini işlemeye gayret edeceğiz. Dün işlemiş olduğumuz konumuzda alemlere Rab olan Allah biz kullarına, iman eden kullarına hitaptan sonra hiçbir millet, hiçbir topluluk başka bir topluluğu alaya almaması gerektiğini ferman buyurmuştu. Çünkü alaya alınan topluluk Allah katında alay eden topluluktan daha hayır olduğunu söylemişti. Belki böyle olabilir demişti. Yine aynı şekilde bir kısım kadınların başka kadınları alay konusu etmemeleri gerektiğini söylemişti. Umulur ki o alay edilen kadınlar Allah katında daha hayırlıdırlar o Allah'ı alay edenlerden. Rabbimiz aynı şekilde devamda ve la telmizu enfusekum, nefislerinizi ilzam etmeyin demişti. Kusurlu, ayıplı hale sokmayın demişti. Ve la tenabezu bil elkab, ve aynı şekilde birbirimizi ilzam eden, yani kötüleştiren lakaplarla birbirimizi lakaplandırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir sıfattır, ne kötü bir isimdir. Kim tevbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir demiştir Rabbimiz. Şimdi ise bugün işleyeceğimiz husus yine ferdi ve toplum üzerinde büyük tahribatlara sebep veren ama insanlar yanında çok az bir cürmü varmış gibi algılanan birkaç tane hususa temas edeceğiz. Yani bu saymış olduğumuz hususlar, bu saymış olduğumuz özellikler insanlar yanında hafif görülse de bunlar işlendiği zaman, bunlar yapıldığı zaman bunların insan yani fert ve toplum üzerinde büyük etkiler bırakır. Bunlardan ilki gizli halleri araştırmak. İnsanların gizli hallerini. Aynı şekilde çoğu hususlarda, çoğu meselelerde zanda bulunmak. Yine insanların gıybetlerini yapmak ve buna benzer hususlar. Şimdi ayette giriş yapacağız. Tabii ki Ramazan'ın başından beri İşlemiş olduğumuz konumuz tevbe ayı olan Ramazan. Ki zaten bu ayetin sonu da bizi tevbe etmeye götürür. Yani Allah'ın et-tevvab olduğunu bize haber verir. Et-tevvab demek ne demek? Yani kendisine yönelen, kendisine bağışlama dileyen, tevbe eden kulların tevbesini kabul eden demektir. Rabbimiz bizlere buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Yine bu ferman, bu emir iman eden, mümin olan kullara. İctenibu bu kesire mine zanni. Zannın çoğunda sakının. Zannın çoğunda, kesirinde sakının buyuruyor Rabbimiz. İnne ba'de zanni ismun. Muhakkak ki zannın bir kısmı, bazısı günahtır. Şimdi bizim içerisinde yaşamış olduğumuz dünya, içerisinde yaşamış olduğumuz toplum bu tür haller sürekli vuku bulduğundan dolayı artık bizler ve insanların ahlak ve karakter olarak çok bozulmalarından dolayı ister istemez çoğu zaman zanlarda bulunuyoruz. Belki bu tür haller vuku bulmamış olsaydı bugün bizler bu tür şeylerle karşılaşmayacaktık. Ne kadar büyük bir bela. Diyelim ki bir insan veya bir toplumla alakalı ne yapıyoruz biz? Onlarla alakalı bir şey söylendiği zaman ve onlar zikredildiği zaman ne yapıyoruz? Hemen tahminler yürütüyoruz, zanda bulunuyoruz. Sanıyoruz, yani bir diğer ismi hasibe, zannetmek. Halbuki
Belki bizim bu tahminimiz, bu zannımız hakla, gerçekle, olayın kendisiyle uzakta yakında alakası yoktur. Ama üzülerek ifade etmemiz gerekirse, içerisinde yaşamış olduğumuz toplum bu tür halleri çok sıradan gördüğünden dolayı ister istemez insan bunların etkisinde kalıyor. İşte Ramazan bu tür çirkin hallerden sıyrılıp kemale ermenin ayı olduğunu bize bildirir. Ayet, zanda sakının, zanimi kısmı günahtır buyuruyor. Peki günah olan zan hangisidir? Bunun çok detayına girmemekle beraber şunu ifade edebiliriz. Biz insanların halleriyle, sözleriyle alakalı ilk yapmamız gereken şey şu. Bunun gerçekten doğru olduğunu kabul etmemiz. Veya bir insan hali bize ayan olmadığı müddetçe, yani açık olmadığı müddetçe onunla alakalı söylenen, onunla alakalı dilendiren hususlarda temkinli olmamız ve bu konuda bu böyledir sonucuna gitmememiz. Çünkü asıl olan beriliktir. Yani itham edilen hususlarda uzak olmaktır. Yani birileri bir şeylerle itham ediliyor. Bizler de hemen o tabii o öyledir zaten başkası olamaz dememiz doğru değildir. Bu bizi yanlış sonuca götürebilir. Peki ne yapmamız gerekiyor? Böyle deniliyorsa o insanın hali bize genel anlamda veya o kimselerin halleri genel anlamda bizlere ayan değilse, bizce bilinmiyorsa onlarla alakalı bir şey söylememizde veya bir tahminde bulunmamızdan daha ziyade en azında bu konuda bir sorumluluksa bize yüklenmemesi açısında sessiz olmamız, hiçbir şey dememiz en selametli olan yoldur. Ama ayet bizlere zannından çoğu kere sakınmamız gerektiğini bizlere ferman buyuruyor. Niye? Bu bizi yanlış sonuca, bu bizi hiç ummayacağımız sonuçları doğuracağından dolayı bundan uzak durmamız gerekiyor. Birincisi bu. Yani birileri insanlarla alakalı bir şeyler söyleyebilirler. Olaylarla alakalı bir şeyler söyleyebilirler. Bizler evet aynen bu böyledir demek yerine bununla alakalı eğer o konuşan kimseleri marufu emir, münkerde alıkoyma babında ne yaparız? Bu tür ithamlarda uzak durmaları gerektiğini, bunun vebali olduğunu, dünyada bunun insanlar arasında onarılması mümkün olmayan belaları doğuracağını, ahirette de bunun hesabının olduğunu insanlara hatırlatmamız gerekiyor. Şayet böyle bir duruma gücümüz yetmiyorsa, bu durumda en azından onlara ortak olmamak ve bu konuda sessiz kalmamız gerekiyor. Ta ki o söylenen hususla alakalı avami bir ifadeyle elle görülür, elle tutulur, gözle görülür hususlar ortaya çıkıncaya kadar. Yoksa her konuşmayla, her meseleyle, her olayla alakalı zanda bulunmak bizi günaha götürür. Ve çoğu zaman bu yargılarımız, yani böyle meseleleri anlamamız artık belli bir süre sonra hayatta bu tür olaylar bizim bu düşündüğümüz şekilde karşımıza çıkar. Bu da artık dünyada insanların birbirine güvenmeleri, insanların birbirlerine sırtlarını dönmeleri ve daha sayamayacağımız birçok güzel faziletler, güzel özellikler, hasretler kaybolur gider. İnsanların birbirlerinin aleyhlerinde olmaları, günahta ve masiyette birbirleriyle yarışma hallerine girerler. Kimse kimsede karşı emniyette olamaz. Onun için eskiler şöyle demişler. Hatasız dost arayan dostsuz kalır. Gerçekten böyle. İnsanın nakısları
eksiklikleri çoktur insan olması hasebiyle. Bunlar yapılan hatalar, eksiklikler, yanlışlar duruma göre, şartlara göre kasti midir, değil midir, hata var mıdır, cehalet var mıdır ve daha diğer meseleler içerisinde var mıdır? Bunları göz önünde bulundurup ona göre bir sonuca gitmek gerekiyor. Onun için Rabbimiz zanla sakının çünkü zanın bir kısmı günahtır. Devamında Rabbimiz dedi ki وَلَا تَجَسَّسُوا casusluk yapmayın. Peki kimler adına casusluk yapmayalım? Bir devlet adına işte istihbarat toplamayalım mı? Bunu mu anlamamız gerekiyor? Hayır. Anlamamız gereken şey şu. İnsanların gizli hallerini. Acaba ne dedi? Acaba ne yapıyor? Ne ediyor? Böyle değil. Böyle casus bir şekilde insanların gizli hallerini araştırmayın. İçerisinde yaşamış olduğumuz toplum. Daha önce de vurguladığımız gibi insanların gizli hallerini örtmeleri gerekirken yapmış oldukları bazı yanlışlıkları sert etmeleri, örtmeleri gerekirken daha da deşip, daha da üstesine gidip insanı tamamıyla yanlışa sürükleyecek, tabir yerine ise zıvana da çıkartabilecek olan hallerini de ortaya çıkartıyorlar. Ve böylece sanki o toplum bu olaya şahit oluyor. Ne kötü bir insanmış, ne kadar kötü şeyler yapmış diyorlar. Ama aynı durumlara şahit olan insanlar belli bir süre sonra kendileri de bunları yapıyorlar. Halbuki insanların gizli hallerini araştırmamak. Devamlı Rabbimiz bizlere وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا bazınız bazınızın gıybetini yapmasın. Yani hazır olmayan mecliste zikri geçen yerde hazır olmayan kimseyle alakalı konuşmasın. Çünkü bir mecliste konuşulan bir insan orada hazır olmadığından dolayı onunla alakalı her türlü şeyler söylenir. Rabbimiz bunu bize yasaklamıştır. Bu husus Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sorulduğu zaman Resulullah gıybet kardeşin hoşlanmadığı bir şekilde onu zikretmedi. Peki sorulur. O söylenen husus, o söylenen özellik o kimsede varsa yine gıybet olur mu? Elbette diyor Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer o söylenen husus o adamda yoksa hem gıybet hem iftira olur. Ama varsa onun gıybetini yapmış olursun. Onun için Rabbimiz bizlere neyi ferman buyuruyor? Bazınız, bazınızın gıybetini yapmaz. Hatta alimler gıybeti yapılan kimse ölü kimse gibidir. Ölü nasıl kendisini savunamazsa, nasıl kendisini koruyamazsa, nasıl kendisini müdafaa edemiyorsa gıybet yapılan kimse de böyledir. İşte bu saymış olduğumuz üç özellik. Yani bir, zanda bulunmak olaylarla insanla alakalı. İki, insanların gizli hallerini araştırmak. Üçüncüsü insanların gıybetini yapmak. Bunlar fert ve toplum üzerinde büyük tahribatlara sebep veren özelliklerdir. Allah Müslümanlara, iman edenlere bu tür süfli, bu tür çirkin hallerde uzak durmayı emir buyurmuştur. Devamda Rabbimiz diyor ki fekerihtumu devamda Rabbimiz diyor ki eyuhibbu ahadukum en yekule lehme ahihi meyten fekerihtumuhu sizden birisi ölmüş olan kardeşinin etini yemekte hoşlanır mı? Fekerihtumuhu siz bundan tiksindiniz.
Ölünün eti yenilir mi? Ölünün yanında bile durmaktan insan ödü kopar. Nasıl etini yesin? İşte sizler bundan tiksindiniz. Vettekullah. Allah'tan korkup sakının. Ona karşı müttaki olun. İnnallâhe tevvâburrahîm. Muhakkak ki Allah öyle bir Allah'tır ki o tevvaptır. Yani tevbe eden kulların tevbelerini kabul eden o rahimdir. Kullarına çok acıyandır. Konumuzu toparlayacak olursak, fertlerle ve olaylarla alakalı iman eden kimselere düşen üç özelliği Rabbimiz bizlere bu ayette ferman buyurdu. Bir, zanda sakınmak. İki, insanların gizli hallerini araştırmaktan uzak durmak. Üç, insanların gıybetlerini yapmaktan uzak durmak. İşte bunlar Müslüman olan kimselerin uzak durması gereken çirkin hususlardır. Çirkin vasıflardır. Çirkin özelliklerdir. Bu tür hususlar ancak cahiliye toplumlarında İslam'da nasibi olmayan kimselerden sadır olabilecek olan şeylerdir. Rabbimiz bunlardan bizleri sakındırarak bir örnek veriyor. Sizden birisi bu işleri yapan bir kimse, özellikle gıybet yapan bir kimse ölmüş olan kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Sizler bundan tabii ki tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Takva sahibi olun ve şüphesiz ki Allah tevvaptır. Yani tevbeleri çok kabul eden ve kullarına gerçekten acıyandır. Aziz ve celil olan Allah bu Ramazan sebebiyle, mağfiret günleri sebebiyle bu tür süfli hareketleri ömrü boyunca terk edip kemal üzere yaşayan kullardan bizleri eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.